HDP'yi iktidar tarafı devamlı Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'yla birlikte eş adım attığını düşünüyor. Tutmaya çalışıyor ya. en azından. Ya da, ya da tutmaya çalışıyor. Siz böyle bir görüntü görüyor musunuz? Yani HDP Altılı Masa'nın bir kenarında mı? Bir yerde mi? Yoksa ortasında mı? Veya masanın altında mı? Hı. Fener Hanım güzel soru. Şimdi ben şu anda HDP'nin Altılı Masa'yla doğrudan veya dolaylı bir teması olduğunu düşünmüyorum. Altılı Masa'da da HDP ile ilgili bir şey görüşüldüğünü, konuşulduğunu da tahmin etmiyorum. Hacı hayal kırıklığına uğrattınız. Yok, <laughs> <laughs> şey, şey bekliyordu Hacı Bey, evet. o masanın altında <laughs> Yani Altılı tam ortasında diye bekliyordu bence. Altılı masa henüz cumhurbaşkanı adayını konuşmamış ki HDP'ye sıra gelsin. Şimdi değil, değil mi Sayın Altılı Başkan? Altılı masa cumhurbaşkanı adayını konuşmaya da daha karar vermemiş, vermemiş diyorsunuz. Önce <laughs> Ali Babacan diyor ya Sayın Babacan. Önce diyor isim konuşmaya karar vermemiz lazım diyor. Evet. İsmi belirlemedin önce. Siz diyor. doğru buluyor musunuz bu? <laughs> bulmuyorum tabii ki. En başından beri söylüyorum. Bakın cumhurbaşkanı adayı erken açıklanmalı. Amerika'da... Erken açıklanmalı erken açıklamalı. Amerika'da bir yıl önce açıklanıyor. Efendim yıpranır. Ya zaten 3-5 ayda yıpranacak adam 5 yıl boyunca bu Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yerine getirecek? Bakın somut gerekçem de var. İşte Sayın Muharrem İnce ile yakınlığımı biliyorsunuz dedim. Muharrem İnce 50 gün kala aday olduğunu öğrendi. 45 gün kala ilk mitingini yaptı. Bana otobüste dedi ki Yalova'da ya 3600 ek gösterge sözü verdik ama dedi. 3600 ne demek? Hazineye ne kadar yük getirecek? Bana bunu kimse anlatmadı ki dedi. EYT'lilerle ilgili söz veriyoruz. Kaç milyon EYT'li var bu ülkede? Hazineye yükü ne olacak? Bir şey söyleyemiyoruz ki. Tarıma destek vereceğiz. Tarıma destek vereceğiz demek de olmuyor ki sadece. Bunu açman gerekir. Orman köylüsü, 8 milyon orman köylüsü var bu ülkede. Türkiye'nin en yoksulları. Bunlara nasıl destek vereceksin? Anlatmak lazım. Sığınmacılar meselesi, başlı başına bir mesele. Gönderecek misin, göndermeyecek misin? Göndereceksen nasıl göndereceksin? Hmm. Bunu açıklamak zorundasın. Bu ülkede yüz binlerce insan balıkçılıktan ekmek yiyor. Onlar için ne yapacaksın? Eğitimle ilgili ne yapacaksın? Yani sağlıkla ilgili ne yapacağız? Ben bilmiyorum. CHP Bolu Milletvekili şey, belediye başkanı olarak. Ya şu an 6 ayım kaldı. Evet Askıda CHP'li diyelim. Askıda <laughs> ekmek gibi oldu. <laughs> <laughs> Askıda CHP'li olarak ben şunu bilmiyorum. Ya biz gelirsek iktidara Bizden biri gelirse. Özel hastaneleri ne yapacağız? İnanın bilmiyorum. Özel okulları ne yapacağız? İnanın bilmiyorum. Bu söylemler Enerji rahatsız kooperatiflerini... etmiyor mu? Yani Millet ittifakı işte diyor ki bu söylemler bize zarar veriyor. Siz de bir CHP'li olarak. E tamam da şimdi ben vatandaşın duymak istediklerini söylüyorum. Vatandaş bunu söylüyor diyorsunuz. Vatandaş bunu soruyor. Ne yapacaksınız kardeşim diyor. Ben orman köylüsüyüm diyor. Zor durumdayım diyor. İşte mazot şu kadar oldu diyor. Ben eskiden diyor şu kadar kazanırdım diyor. Ne cevap vereceksiniz buna? Özel hastane sahibi diyor ki bana çok da severim. Ya Siz gelirseniz diyor bizim hastaneleri kamulaştıracak mısınız diyor. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum Zaten altılı masa. Politikasında altını ne yapacağız? Masa hani 4, sürücüm... artı 4 artı dört artı 4. Bay... Mesele o değildi. Biliyor musunuz Gürkan Bey? Özür diliyorum. 4 artı 4 geçirirken aslında orada 10 milyar dolarlık bir ihaleyi 4734 sayılı yasa kapsamı dışına çıkarttılar. Bütün kavga oydu. Ama bize cambaza bak dediler. Biz her gün orada dövüşürken karşılıklı milletvekilleri olarak onlar 10 milyar dolarlık Fatih projesini, akıllı tahta Tabii projesini Fatih, evet. geçirdiler. Nerede o akıllı tahtalar? Peki. Şöyle İhali yapalım. Soru. Şöyle yapalım. Bir soru. soru. Ondan abi. sonra ben de çok iki iki soruyu tamam. bağlıyorum. Sadece şu soruyu çok merak ediyorum. Ee, Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığıyla ilgili yani bir iddia ile ilgili bir tweet atmıştı ve parti içerisinde de tepki e, aldı bazı vekillerden. Hatta kimisi gürseler ol mesela dedi ki birkaç isim e, disiplin e, sürecinden geçmeli. Mesela nasıl değerlendirdiniz? Siz disipline gitmiş bir kişisiniz. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri için Sezgin Tanrı Tanrıkulu'nun atmış olduğu o tweet. Siz dediniz mi acaba? Hani düşün, o süreci nasıl yönettiniz? Merak Şimdi ediyorum. Şimdi şöyle düşündüm. O sözü ben etmiş olsaydım ne olurdu? Beni hemen iki günde ihraç ederlerdi, kapının önüne koyarlardı. Bu fark neden var peki? Yani size karşı bir klik mi var? Bilmiyorum. Şimdi e, benim çizgim Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında altı okunun altısına da sahip çıkan bir siyasi kimlik. Ama altı okunun altısına, bırakın altısına, üçüne bile sahip çıkmayan bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. Sezgin Bey özelinde de söylemiyorum sadece. Sezgin Tanrıkulunun Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın o sözlerine de asla katılmıyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim ya karşınızdaki kimyasal silah kullanmak tamam doğru bir şey değil. Ama karşınızdaki terör örgütü elinde çiçekle beklemiyor ki sizi. Bu arada kimyasal silah kullanıldığı falan kimyasal yok. Kimyasal silah falan yok, yok, ee, zaten Bir Bilis şey Anı da bu konuda net bir açıklama Ordu yaptı. Ordunun envanterinde zaten kimyasal silah yok bizim. Yani ben disipline sevk edilmiş evet. bir kişi olarak hani bu konu disiplinlik yani bir, bir konu muydu? Beni yani? 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 attılar Birliği, meclis toplantısındaki bir sözle diyalogdan. Sezgin Tarık niye disipline vermediler? Elbette siz onu soruyorsunuz evet, bana. Evet, e yani Ben de kendi siz, kendime soruyorum bana. Hani disipline giden bir kişi olarak. Parti sözcüğümüze söylüyor. de mesaj attım. Öyle yani, mi? E, beni bundan dolayı verdiniz de sadece Sezgin Bey ile ilgili değil, bir iki milletvekili ile ilgili de sordum. Mavi tıkı gördüm ama dönüş yapmadı. Şimdi tabii Tabipler e, ilgili e, itiraz neydi? Cümleyle. Hacı Birliği bir dakika Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili de söyleyeceğimi söyledim. Sen neye dayanarak bunu söylüyorsun? Ve ne hakla söylüyorsun? Hmm. Velev ki böyle bir şey var. Ya bunu söylemek ne demek ya bu hainliktir yani. Hmm. Ben Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığına inanmıyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullanma zorunluluğu doğmuşsa ve kullanmışsa da ben bunu zaten söyleme. Hı. Hmm. Öyle bir şey olmadığını da adım gibi biliyorum. Yani orduda önemli mevkilerde görev yapmış subay abilerimiz var. Onlara da sordum. Türk Silahlı Kuvvetleri hayatı boyunca böyle bir şeye tevessül etmemiş. Etmez zaten. Şimdi son soruya geçmeden önce bir, Ama ben böyle bir... bir şey var diyelim. Olduğunu bilsem bile söyleme. Yani Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak sana ne oluyor? Anlaşıldı evet ama zaten yok Kimde silah yok var. zaten evet. ee, bir öğretmen Meryem Hanım yazmış diyor ki bu konuşulu akıllı tahtalar var bizim okulda diyor sizin söylediğiniz o Fatih projesiyle dağıtılan onlar dağıtılmış yani hiç dağıtılmadı başkan yani. ee, her, her, her okulda olacağını her okuldaydı son olarak. soru şu efendim Bolu'da Hı -hı. E, birazdan araştırma şirketleri yöneticileri gelecek onlarla konuşacağız Bolu'yu değil tabii. geneli konuşacağız da Bolu'da son durumunuz nedir şu anda seçim olsa Kazanır mısınız belediye başkanı? Yani şu ana kadar benim yaptırdığım anketler var, onların sonuçlarını söylemiyorum. Ama şu ana kadar yayınlanmış işte en başarılı il belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı hepsine bakın ilk beş içerisinde muhakkak beni göreceksiniz. Alır mısınız seçimi? Çok net bir şekilde, net bir şekilde. Hiç e, o konuda bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Hatta 53 oyla seçilmiştim ben, yüzde %52 52.8 de rekordu zaten bu bolda. Ee, bunun üzerine ya ben bundan sonraki seçimde zaten aday olursam ve %70'in altında oy alırsam o Mazmutaya gidip almaya utanırım. Peki. Sorular bitti mi? Çünkü bitti. İkinci bölüme geçeceğiz çünkü. Başkan hata soru Bolu. daha var. Başkan yani Yani hiç eksik şey... kaldı haberin olsun yani. Biliyor, biliyorum biliyorum. Bu da çok merak ediyorlar. Sonra gene Se görüşelim.